Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Erzurum'dayız. Erzurum'da sanayi bölgesindeyiz. Burada Coşkun Güveç'e gidiyoruz. Coşkun Güveç yapmış olduğu et güveç, tavuk güveç ve mantarlı güveçle adeta bir efsane olmuş. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Coşkun Güveç'in efsane lezzetlerini tatmaya. Ha bunu tam ya koy ya. Tam bir tane koyacağım. Çevir. Evet, bir mantar nasıl pişer? Onu gösteriyoruz. Evet. Bak iki tereyağı bu. Güveçte mantar nasıl evet, yapılır? Evet, güveçte mantar nasıl yapılır? Odun fırında, taş fırında. Hakiki tereyağı. Tabii. Bizim Erzurum'a aittir bu ya. Bu da et pişireceğiz. Evet. Getir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi terbiyelenmiş bir et, dana eti, onu belirteyim. Herkes tarafından da çok seviliyor zaten dana eti. Ortalama kaç gram et giriyor? Bir porsiyona mı? Evet. 250 gram hemen. 250 gram. Tabii. Görüyorum. Mehmet özel tatlını. Hadi Mehmet'im. Hadi yavrum. Aferin. Thank you.
Evet arkadaşlar, güveçlerimiz masamıza geldi. Şimdi bunları teker teker tadacağım. Özellikle güvecin içinde tatmak daha anlamlı. Ben tabağımı alacağım. Bunlara öyle bakacağım. Ama en güzeli güveç getirip onunla birlikte devam etmek daha anlamlı. Ekmeğinizi banarsınız ve yersiniz. Evet, biraz etten yemek istiyorum. Ama etten önce mantar var. Ben biraz mantar alayım. Ensar Usta özellikle kaliteli kaşar peyniri ve tereyağı kullanıyor. Bu da lezzeti arttırıyor. Gördüğünüz gibi bu bir başlangıç. Mantarı başlangıç olarak yiyorlar. Kişi başı 10 lira. Bize yaptığı 4 kişilikti. Bu da 40 lira. Özellikle kaşar peynirli mantarlısı efsane olduğunu belirteyim. Bu da özel bir terbiyeyle hazırladığı dana eti. Harika. İçinde sarımsağı da algılıyorum zaten. Çok güzel. Yakışmış baharatlarla. Enfes. Bize yaptığı güveç 37 lira. 1,5 olduğunu belirteyim. Burada yiyebileceğiniz bir güveç tarzı da tavuklu. Özellikle et yemeyenler için de güveç tavuk yine efsane. Hepsinde de dikkat ettiyseniz tereyağı kullanıyor. Tereyağı kaliteli bir tereyağı olunca da etlerine yansıyor. Açık ayran 3 lira olduğunu belirteyim. 3 liraya bir açık ayranla içebilirsiniz. İkram olarak salata veriyorlar ve şöyle gördünüz, çörek otlu yoğurt ikram ediyorlar. Ben bu lezzetlerin tadını çıkartayım. Evet. Finalde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün Erzurum'da Coşkun Güveç Dünyası'ndaydım. Yanımda da buranın sahibi meşhur Ensar Usta. Ustam eline sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi gerçekten hani bu kadar kaliteli, lezzetli bir güveçle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Tahmin etmiyordum sanayide olduğu için. Aynen. Ama sanayi farklı bir bakış açısıdır. Ama Erzurum'da böyle lezzetler olduğunu bilmiyordum açıkçası. Şunu söyleyeyim. İşini canı gönülden yaptığın zaman, severek yaptığın zaman ortaya bir şeyle çıkıyor ister istemez. Evet. Küçük yerden başladık. Büyüde buraya geldik. Ama hep sanayideydim. Sanayiden dışarı çıkmadım. Ayrıca bu yemeğin patenti falan da bende. Yapa buralara getirdik çok şükür. Burada 20-30 personelle arkadaşımızla beraber bir ekmek yiyoruz. Harika. Ben fiyatlandırmada hatalı olmuş olabilirim. Güveç ne kadar tek kişilik? Tek kişilik güveç 25 lira. Et 25 lira. Mantar da 10 liraya geliyor. Yani 35 liraya geliyor. İkisi bir anda yersiniz. Tamam. Tavuk ne kadar? Tavuk 20 lira. 20 lira. Bu arada arkadaşlar, tavuk için biraz ön yargılıydım. Evet. Hani et var. Tavuk, et yemeyenler için tavuk verildiğini diye düşündüm ama gerçekten efsane bir tavuk yapmış. Onu da hakkını vermek lazım. O tavuk, tavuğun but tarafından yapılıyor. Göğüsten falan yapılıyor. Çünkü göğüs yağsı var. En güzel tarafından yapılıyor. Terbiyesi çok önemli. Evet. Etlerin terbiyesi, mantarın terbiyesi dediğin gibi. Yani bunların işini canı gönülden sevdiğin zaman ortaya mutlaka güzel bir şeyle çıkıyor. Evet. Türkiye'nin en güzel yemekleri de takip ederseniz sanayilerden çıkmıştır. Doğru. Sanayi dediği zaman insanlar biraz ön yargılı sanayi. Ama bir gelen ikinci sefer arkadaşını, eşini, dostunu mutlaka getirir. Ensar Ustam, buranın bir tarifini verebilir misin? Buranın tarifi Erzurum, Yakutiye bölgesi, Sanayi Mahallesi, evet. Halk Bankası arkası. Bu kişiler Halk geldiğinde rahat tabii, rahat bulunurlar. Zaten Google'dan falan her taraftan, Instagram'dan her taraftan bizim adresimiz vardır. Tamam. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Özellikle Erzurum'a geldiğinizde sanayide, Coşkun Güveç Dünyası'nda da muhakkak gelin.